ortamında başka bir sıkıntı yine yeni doğan döneminde çok uyuyan bebekler. Bu uykucu bebeklerde de sıkıntı şöyle, besleme ile ilgili anneler sıkıntı yaşayabiliyorlar. Biz bu durumlarda da ailelere özellikle uyku sinyallerini kaçırmadan annenin bebeği emzirmesini öneriyoruz. 2-3 saatte bir emzirmesi gerekiyor. Yoksa emzirmezse eğer bu sefer kan şekeri düşer. Kan şekeri düşerse de daha derin bir uykuya geçebilir bebekler. Bu dönemlerde anneye özellikle hele ilk 3 ay ten tene teması çok öneriyoruz. Hem bebeğin uyanık kalması, hem annenin sütünün artması, hem de bebeğin emmeye alışması açısından çok değerli. Yine poliklinikte sık karşılaştığımız bir diğer sorun, işte gündüz uykusunu çok uzun süre güzel uyuyor ama geceleri uyumuyor diye gelebiliyor aileler. İşte bu durumlarda genellikle gündüz uykusu çok uzun süre tutmak çok istemiyoruz. 2 saatten fazla uyumasını istemiyoruz. Bebekler genellikle ilk 3 ay gece ile gündüzün ayrımını yapamazlar. Neden? Çünkü bizim aslında gece ile gündüzün ayrımı yapmamız melatonin hormonu sayesinde sağlanmakta. Ama bebeklerde o ilk 3 ay melatonin hormonu çok yeterli salgılanamıyor. Haliyle bebekler gece ile gündüzü çok ayırt edemiyorlar. Biz bu durumda onlara destek olmalıyız. Gündüz uykusunda işte uyandığı zaman 2 gündüz uykusu arasında mümkün olduğunca güneş ışığından faydalanmasını sağlamalıyız. Onunla birlikte göz teması kurmalıyız, aktiviteler yapmalıyız. Ama gece tam tersi, uyandığında ortam karanlık olmalı. Çok fazla göz teması kurmamalıyız. Çok fazla uyaran vermeden tekrar uyutmaya çalışmalıyız ki aradaki farkı yavaş yavaş kavrayabilsin.